Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Bir de malumunuz olsun ki savaşta elde ettiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ındır. Yani Resulullah'a, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara gariplere aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı, hak ile batılın iyice açığa çıktığı o Bedir günü kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman ediyorsanız bu hükmü böylece kabul edeceksiniz. Allah her şeye kadirdir. Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mübah kıldım artık aldığınız ganimetleri helal ve hoş olarak yiyin Allah'a karşı gelmekten sakının gerçekten Allah gafurdur rahimdir affı merhamet ve ihsanı boldur Gazaya katılmayanlar siz ganimetleri almak için gittiğinizde izin verin biz de size tabi olalım derler böylece Allah'ın hükmünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle gelemezsiniz. Zira Allah Teala daha önce böyle buyurmuştur. Bu defada hayır diyecekler. Siz bizi çekemiyorsunuz. Bilakis kendileri anlayışları kıt olan çok az anlayan kimselerdir. Savaş olmaksızın fethedilen ülkelerin halklarına ait mallardan, Allah'ın peygamberine nasip ettiği ganimetler, Allah'a, Resulüne, akrabalara, peygamberin yakın akrabalarına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmış gariplere aittir. Ta ki o mallar, sizden yalnız zenginler arasında el değiştiren bir servet haline gelmesin. Peygamber size ne verirse onu alınız. O sizin neden men ederse, onu terk ediniz. Allah'a karşı gelmekten sakınınız. Muhakkak ki Allah'ın cezası pek çetindir.